Arkadaşlar hepinize her sabahlar günaydın. Bugün nasip olursa yine ava gidiyoruz. Balık avına. Yani aslında karışık bir şey yapacağız. Hem balık avlayacağız hem fotoğraf çekeceğiz. Şöyle arabanın içerisinde görmüş olduğunuz fotoğraf makinemin çantası. Fotoğraf için tripod, masa, sandalye, spin kamışımız, atçek yapmayı planlıyorum. Size tanıtımını yapmayı düşündüğüm bazı Çin'den gelen malzemeleri aldım yanıma. Takım çantam, işte tütün, erzağım. Böyle gidiyoruz bakalım. Şimdi aracımıza yükleme yapacağız. Malzemeleri içeri koyayım. Burada çantam falan var. Tripodumu içeriye bırakayım. Evet arkadaşlar, şimdi su dolacağız. Kameramızı şöyle takalım. Değerli konuya ve hemşerilerimizin bizi bir türlü rahat bırakmadıkları Takkacı Çeşmemiz. Takkacı Çeşmemizden suyumuzu da yanımıza alalım. Sayın Senayi Demirci bizim çeşmemizi övdükten ve Tek Türkiye Sille'de çekildikten sonra Sille'miz artık modernleşti ama yani yaşanılmaz bir hal aldı. Buradaki yaşayan insanları düşünen yok. Herkes gezmek babında geliyor. Kesinlikle yani buradaki insanlar düşünülmüyor. Zaten her yer kafe doldu. Eski evler kafe oldu. Bakın görüyorsunuz. Satılık yazıları bile asıldı her yerlere. Bizim mahallemize kadar bu satılık işleri geldi. Eski tarihi hamamımız şu anda restorasyonda. Ama tabi restorasyonu alan müteahhit zannedersem kaçmış, mahkemelik bir durumda. Suyun başında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sabah saat 7.30 suları. Evet arkadaşlar, avluğa şu anda geldik. Avlak biraz kalabalık görünüyor ama yani spin yapacağımız, atçek yapacağımız için yer bulacağımızı düşünüyorum. Ben şimdi eşyalarımı aşağı tarafa, suyun yanına doğru çekeceğim. Orada görüşürüz. Daha tutu. Orada yine orada bak. Evet arkadaşlar. Mera'da tanıştığımız Ahmet kardeşimiz, bu arkadaş da Resul kardeşimiz. Arkadaşlar böyle kendilerine düzenlerini vurmuşlar. Yanlarında çadırları, şemsiyeleri, böyle ağaç gölgesini bulmuşlar. Balık bekliyorlar, atmışlar oltalarını.
Şu anda sazan avı yasak olduğu için turna ve levrek avı için oltalarını atmışlar. Tekneler de bozuktu, onu belirt. Dövüyor. Arkadaşlar geçen sene... Ahmet, boyacağım. Balığın... Dur lan. Neyse, orayı dipleyeceğiz var ya. Ne yaptın harcama? Dur şimdi, olsa da balık var, ona bak. Hangi oltada balık var abi? İkinci oltada balık var. Şunda mı? Pembezilli. Pembezilli. Son şey... attığınızda mı? Sonun bir yanı. Onda zaten daim de var. Otum abi, dinç otum. Baya kalabalık. Hayvanın sol arka bacağı yaralı acaba. Bak, boğuşmuş herhalde. Aynen abi. Bir yara var da. Yazık. Ondan toparlıyor hayvan. Acıktın mı sen kızı? Kimle boğuştun sen de? Ne yaptılar sana ya? Yere mi kalktın? İyi yara olmuş. Açık yara olmuş hayvan ya. Sinekler falan kurdatmadan bir iyileşse. Hadi iyi bakalım. Hadi oğlum. Seni sana bakalım. Bize de balık baksın. Ne kadar masumlar ya. Çoğu insandan vefa aralar abi. Tamam. Hadi git yat abi. Benim çaydan ne koy istersin? O yemlerle boşuna çekin. Şimdi geldim mi izah edeceğim. Çekin de izah edeceğim. Evet arkadaşlar, şu anda denetleme için... Aleyküm selam abi. Efendim, yaka kameram açık, bilginiz olsun. Kayıt yapıyorum. Boğulmaya karşı dikkatli olun, tedbirli olun. Bunun bilgisini veriyoruz. İlk önceliğimiz bu. Onun yanında akşam saat 22'de sokağa çıkma yasağımız devam ediyor. Bundan bilginiz olsun. Ayrıca hangi balığı avlamaya geldiniz? Abi levrek turna. Sazan? O yasa. Tamam. 15 Haziran'a kadar yani, daha 10 günü var. Tamam, teşekkür ediyorum. Ona dikkat edin. Onun yanında da size ricam, özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir temizlik yaptık buraya. Sizden ricam, yiyip içtiklerinizi, tamam, artıklarınızı bir poşete atıp dışarıdaki tamam, bir sürü çok konteynerlarınız var. Oralara bırakmanız. Tamam. Gittiğimiz avlaklarda topladığımız, yaktığımız çöplerin sebebini şimdi anlamışsınızdır değerli arkadaşlar. Güvenlikçi abimiz de, görevli abimiz de bu konuda bizi uyardı. Her şeyden en önemlisi, yani insan olup doğayı kirletmemek. Çünkü bunu biz çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza aktaracağız. Bu konuda duyarlı olmak için sizleri de davet ediyoruz. Abime de denetimden dolayı teşekkür ediyorum. Abi iyi görevler. Evet arkadaşlar, şimdi Çin'den son getirdiğimiz malzemelerin açılışlarıyla devam edeceğiz. Bu şamandıraları buradan aldım. Seahorse'un 4 ve 5 gramlık şamandıraları. Bu şamandıraları Çin'den getirdik. Bunu acizane ben kendim yaptım. Bu şamandıralarımızda bu geçen seneden videolarımdan da görmüş olduğunuz, sazan da yakalamış olduğum yaklaşık 2.75 gramlık falan bir şamandıra.
Bunu benim küçük kızım kırmış. Buna bir tamir operasyonu yaptık. Tam istediğimiz gibi olmadı ama yine kullanılabilir durumda. Yine bunu ben kendim yaptım daha önce. Bu şamandırayı da ben kendim yaptım. Bu da bunlarla beraber giren üçüncü şamandıramız. Bunu da değişik olsun diye kırmızı asetatlı kalemle bir boyadım. Henüz daha kullanmadım. Bu yıl inşallah kullanacağız bunları. Tabii sadece şamandıra değil, şamandıraların yanı sıra başka malzemeler de getirttirdim. Şöyle bir kutu açılımı yapalım. Bunlar Çin'den gelen hediyelerimiz. Şöyle bunlar hediyeler. Ve bu şamandıraların tamamı hediye arkadaşlar. Şu an sadece hediyeleri çıkarttım. Ben daha önce bunları açtım. Sipariş ettiğim malzemelere göre aşağı yukarı gramajlarını ne yazdım karıştırmamak için. Bu şamandıralar hemen hemen 3 gram ve üzerine tekabül ediyor. Gayet güzel şamandıralar. Çok kibar ve 3 gramlık bir şamandıra yaklaşık olarak. Bu yıl nasip olursa bunlarla beraber sazan ağımızı gerçekleştireceğiz. Ve son gelen siparişlerimiz hediye kısmını şöyle kaldırayım hediyelerimizi. Şunlar da hediyelerimiz. Bunu hem gündüz güneşli havada hem bulutlu havada kullanabilmek için böyle bir tasarım yapmışlar. 5.2 gramlık bir şamandıra. Güzel bir model. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bu şamandıralar sipariş verdik. Şu şamandıralar verdik. Bu kancalar. İşte şamandıra gösteriyor şeyleri. Bunlar bize hediye olarak geldi içinden. Şamandıralarımızı tekrar toplayacağım.
yaptığım şamandır. Şimdi yaptığım şamandıralarla davranacağım bu sene. Nasıl olursa bir de şamandıra yapımıyla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunları ben oje ile boyamıştım. Ama daha profesyonel serigrafi boyası kullanarak yapmayı planladığım şamandıralar var. Onları bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu hediyelerimizi de kaldıralım. Bunlar da geçen yıl almış oldum. Şamandıralar. Burayı kendiniz de yapabilirsiniz. Streç film borusundan yaptım. Böyle bir misine gömünü rig yapımında kullanmayı planlıyorum. Çok elbet. Silikon mısır. Halkalar. Güneş topuzlar. Kancalar. Rig kancaları, 2 numara. Antitangle'lar. Dört numara kancamız. Silikon mısır. Sesim gelmiyor olabilir. Parlıyorum. Etrafta insanlar falan da var. Onlar da rahatsız etmemek için biraz da sessiz konuşuyorum. Bunları da aşağıya indiriyorum. Ve takım çantamdan geçen sene almış olduğum malzemeleri göstermek istiyorum. Çantamı şöyle çekeyim. Gözlüğümü de çekeyim. Arkadaşlar geçen sene almış olduğum ve bunu kullandım daha önce. Işıklı şamandıra gayet güzel, kullanışlı bir şamandıra. Tavsiye ederim. Almış olduğum şarjlı şamandıra pilleri ve bu şamandıra da kullanmış olduğum pil.
yine geçen yıl getirtmiş oldu. Bunu da Çin'den getirdim. Evet, bunu da Çin'den getirdim. Hazırlıkları da Çin'den getirdim. Bir kısmını kullandık. Diğer malzemeler de evde kalmış. Arkadaşlar küspede kullanmış olduğum bazı arkadaşlar soruyor. Tel bu şekilde. Ben bu telin ucuna rigi takıyorum. Buraya küspeyi takıyorum. Tek kanca rig sistemiyle alıyorum. Ve gayet de olumlu sonuçlar aldım. Sizlere de tavsiye ederim. Şu an için hani Çin'den getirip kullanmış olduğum malzemeler bu. Kameramızı şöyle düzelteyim. Arkadaşlar bu size tanıttığım, göstermiş olduğum malzemeleri bir kısmını yeni getirttirdim. Bir kısmı geçen yıl geldi. Çinlileri görüyorsunuz yanında bir sürü hediye gönderiyor. Türkiye'de pek böyle şeyler olmuyor. Ama Çin'de de gümrük sıkıntımız var malum. AliExpress'ten bakıyorum ben. Araştırarak hesaplı olan, ücretsiz gönderimi olan malzemeler almaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili yorum kısmına yorumlarınızı yaparsanız sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Kafamda görmüş olduğunuz şapkayla kullanıyorum. Şu an çekim yaptım kamerayı. Buraya monte ediyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Şu an için tek kamera, kafa kamerasıyla çekim yapıyorum. İlerleyen dönemlerde daha iyi kameralarla, daha güzel görüntüler size sunmak istiyorum. Kanalımıza destek olmak için takip ve beğeni, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizleri memnun edersiniz. Elimizden geldiğince sizlere güzel görüntüler sunmaya çalışıyoruz. Tabii av işi, balık işi, nasip işi. Artık bu sezon yine pandemi dolayısıyla az av yaparsak, az görüntülerimiz olursa onlarla idare etmek zorunda kalacağız biz de. Dün de görmüş olduğunuz bıçağı Denizli'de bir arkadaşa tuttuk. Üzerine lakabımızı ve ismimizi işlettik. Güzel bir çeliği var. Gayet memnunum. Küçük bir kalıpla kibarca el işimizi görüyor. Bu görmüş olduğunuz bıçağı merak eden arkadaşlar için söylüyorum bunları. Benim kendi arkadaşlarımdan Samet Kum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bize karbon çelikten yaptı, ceviz saptan. Bu da gayet sağlam ve dayanıklı bir bıçak. Dediğim gibi arkadaşlar, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konuları yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Oradan bir şekilde iletişime de geçmek isterseniz, sorularınızı yanıtlamak isteriz. Nacizane elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Çin'den alıp da daha önce kullanmış olduğum bazı stoperler vardı. Takım çantamda olduğunu söylemiştim biraz önce ama takım çantama onları koymamışım. Onlar diğer balık malzemelerin yanında evin bodrumunda kalmış. Onları da artık ileriki avlarımızda peyderpey paylaşmak isterim sizlerle. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ben bugünlük yani
hem bu videoları çekebilmek hem de biraz kafa dağıtmak adına yasakların bitimiyle beraber Konya Altınapa Barajı'nı ziyarete geldim. Burada arkadaşlar varmış. Onlarla tanıştık, kaynaştık. Biliyorsunuz hani balıkçı muhabbetleri işte. Taç anılar, eski anılar falan onlarla sohbetlerimizi yapıyoruz. Şu an onlar da oltalarının yanında geziyorlar. Hemen kameranın arkasında şu an görmüyorsunuz. Sabah paylaştığım görüntüler de var. Suyun kenarında yürüyorlar. Benim şu an bugünkü amacım hem bir stres atmak, hem bu yasakların psikolojisinden biraz kurtulmak için diyelim. Hem bir video çekeyim kısa, paylaşmak için dedim ben de takipçilere. Hem de spin oltamı aldım. Biz açacak oltası diyoruz burada. Artık Türkiye'nin genel olarak nasıl söyleniyor bilmiyorum. İki türlü de söyleyeyim. İşte silikonlarımı, kaşıklarımı vesairelerimi aldım yanıma. Geldim. Biraz attım, çektim. Çok ot var, çok takılıyor ota. Bundan dolayı silikon veya kaşıkla pek iş yapamadık. Hani yine herhangi bir paylaşmamız gerekiyor. Kayda değer bir şey olursa onu paylaşmak istedim. Bakacağız artık. Bugün akşama kadar buradayız. Yine yasaklar devam ediyor. Akşam onda yasak başlıyor tekrar. Ondan önce toparlanıp gitmemiz gerekiyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ben bugün fotoğraf makinamına geçiyorum. Biraz sanatsal çekimler takip eden arkadaşlarla bilen varsa aynı zamanda sanatsal fotoğrafla uğraşıyorum. Bununla alakalı da bir video kanalım var. Deyip merak eden arkadaşlar orayı da abone olup takip edebilirler. Sizden tek ricam hani abone olarak kanalımıza destek olun. Daha iyi videolar Allah'ın izniyle pandeminin de bitmesiyle diyelim. Sizleri sunmaya çalışacağım. Hepinize şimdilik rastgele sağlıcakla kalın. Teşekkürler. İyi günler. İsmin ne senin? Yusuf, rast gelsin.
Aleykümselam. Evet arkadaşlar, bir tane aldık. Küçük bir turna. Gel bakalım, gel gel gel. O da gitti, tamam. Biz salacaktık, kendisi fırttı. Benim gibi balık yakaladın da neyse. Benim gibi balık yakaladın. Gördün değil mi? Ha şey yapalım dedik yani, bir videoya kaydedelim dedik. O keratada elimize daha almadan şöyle fotoğrafını falan çekmeden kaçtı. Yok, yine salacaktım onu ben, limit altı zaten de. Ha şurada arkadaşlar falan vardı, onlarla bir fotoğraf çekini böyle salardık. Nasip olmayınca olmuyor. Gördük yine. Hemen şurada yapıştı zaten. Arkasından geliyormuş. Çok ot var ya. Eyvallah abi. Ben öyle geldim. Bir tane atçayım var, başka bir şeyim yok. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederim.
Aferin sana, aferin. Çıkart bakayım. Ha? Kaldır bakayım kamışını bir görelim. Ha, tamam. Getir bir poz ver bakayım. Getir Ömerciğim. Otur bakayım Ömerciğim. Uzat şöyle, şöyle ellerinle tutacaksın. Hayır bak, şöyle ellerinle tut. Avuçlarının içine al şöyle balı. İki avucuna. Ha? Şöyle iki avucunu al bak. Göster babası ya. Şöyle bak şöyle. Aynen öyle tut bakayım sen o balığını. Baba oğul. Şöyle öyle doğru şap da büyük görürsün balık ya. Baba oğul yan yana durun abi. Hadi paşam beni. Evet Ömerciğim. Dur bir dakika ya gel yakaladım. Söyle bakayım bir ne duydun abi. Hadi bakalım paşam. Ne zamanki yaptım şey. Her zamanki yaptın şey. Vallahi çok bulmuşsun. Hadi rast gelsin. Salıyor musun sen onu? Salıyorsan bekle salın videosunu hadi bakalım. Salın. Evet arkadaşlar. Kardeşimiz ölçmedi bile hemen salıyor. Yürü be hadi bak. Aslanım. Aferin sana. Gel salla bakayım. Evet arkadaşlar biraz önce Ömer kardeşimizin aldığı balığı takım bilgisi veriyoruz. SK Neckbot kamış, Rainbow makina ve almış olduğu silikon. Bu silikon. Ömer arkadaşımız başarılı, sportif bir spin avcısı oldu. Rastgele Ömer. Olmadı, nazar değdik. Bir tane daha at Ömer. Haydi Ömer. Hadi bir de balıkla. Ömer izleyenlere ne diyorsun? Takip etsinler mi kanalı? Takip etsinler. Hadi o zaman rast gelin. Bak bir de reklam yapsana. Yap yap, sıkıntı yok. Sonra yaparım. Ben de yaramadım. O zaman el sallayın. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Artık avımızı sonlandırıyoruz. Hava da bozdu. Doğru düzgün atacak da yapamıyoruz. Ahmet kardeşimize rastgele diyoruz. Resul sana da rastgele. Çadırın içinde kendisi horul diyordu. Tamam bakalım. Hadi rastgele komple. Arasın abi.